Diyorsunuz bundan sonraki süreçte nasıl bir <laughs> tablo bekliyorsunuz? Özellikle 15 Temmuz'dan tamamen ortaya çıkan o kuşatma 24 Haziran'da diyelim ki Cumhur İttifakı yüksek bir oyla geldi. Gelecek Allah'ın izniyle de zaten e, bir kere erken seçim kararı alınması biliyorsunuz 16 Nisan 2017'de evet, O kararı da alındı. biraz yorumlayalım isterseniz. Geç, geçerli oldu. 2018'den geçerli olması lazım. Ama bizde hala parlamenter sistem var. Doğru. Dolayısıyla bu kurumlar arası zaten kargaşaya sebep veriyordu. Erken seçim kararı Türkiye üzerinde oyun kuranların oyununu bozdu birincisi. Hmm. İktidarın değişmesini hayal edenler 24 Haziran'da sandığa gömüleceklerdir. Net konuşuyorum. İktidarın, şimdi diyorlar ki dip dalga geliyor. Işte, dip dalga tam tersi <laughs> olarak mı gelecek acaba? Şimdi Türkiye'de dolarla hükümet düşmez, dolarla Türkiye kurulmaz. Türkiye'de hükümet sosyal medyayla da düşmez, sosyal medyayla da yükselmez. Oyu verecek kesim Türkiye'de yüzde yetmiş milliyetçi muhafazakar oylardır. İstediğini getirir, iktidar yapar, istediğini alır götürür. Ama alıp götürdüğün yerine getirdiği de yine milliyetçi muhafazakar bir insan olur. Onun haricinde hiç kimse hayale kapılmasın. Ne HDP ne CHP. Evet. Bu arada e, Mehmet Öztürk Bilge cansızın etiketiyle göndermiş. Fendoğlu çok güzel bir laf söyledi ince için diyorlar. Onu Yalova'ya kaymakam bile yapmazlar şeklinde ses selamlarını iletmişler. Çünkü o cümleniz özellikle eee vurguydu. MHP'nin seçim beyannamesi biraz da ondan bahsedelim. Bizim seçim beyannamemiz e, çok detaylı zaten. Ana başlıklarla ben size anlatayım. Bu af kapsamında biliyorsunuz af abi. konusu konuşuluyor. Bana göre af konusu belki şu anda gündem dışı bir gözükse de alt komisyonlarda çalışmaları devam ediyor. Hmm. Muhtemelen seçim sonrası e, çıkacak. Ceza indirimi olarak olabilir. Adı her, her ne olursa olsun ama o kapsamı bellidir zaten. Kader mahkumları dediğimiz insanlar için. Devlet bey söylediyse, devlet baba söylediyse o yasa, o kanun çıkar. Hı hı. Peki. Ama af konusunda özellikle beklentiler var çok fazlaca. Var var. O olacak ama o af konusunda zaten tecavüzcüler, kadın katilleri, çocuk istismarcıları, FETÖ'cüler, PKK'lılar, işitçiler bunları sokmuyoruz. Yani vatandaş böyle bilsin bir kere. Çek yazmış, ceza yemiş. Yani böyle küçük, yüz kısartıcı olmayan. Hı hı. Ee, seçim beyannamelerinde FETÖ çok konuşuluyor. CHP'nin seçim beyannamesinde FETÖ kelimesi sizce kaç kere geçmişti? Ben Sıfır. Evet. Sıfır. Ben hepsini Hiç Birisinde yok. Beşinde de yok. Yani Millet İttifakı'nı oluşturanlarda Yok. Bu neye bağlıyorsunuz? <laughs> Nereye hizmet ettiklerini görüyorsunuz. Yani Türkiye hizmet etmediklerini söyleyebilirim. Çünkü eğer şu gün bu ortamda Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni düşünen her birey, her fert mutlaka ve mutlaka siyasi ikbal ve istikbalini bırakıp Türkiye'nin lehine kim adım atıyorsa onun yanında yer alması lazım. Bu Sayın Cumhurbaşkanımız da olabilir. Sayın Devlet Bahçeli de olabilir. Veya Kemal Kılıçdaroğlu da olabilir ki görmedik bugüne kadar. Çünkü aralarında şey de var zaten polemik de var. Biri başkanlık diyor birisi parlamenter sistem diyor. E o kazanırsa... Birbirleriyle birbirleri de birbirleri pek de uyumu de değiller, uyumlu evet. değiller. Dolayısıyla hep böyle... E, kafa karıştıran beyanlarla yorumlarla gidiyorlar. Ben biraz da acele ediyorum zamanımız var diye geçiş yapıyoruz. Yok yok tabii, tabii. Yanlış daha var dakikamız yani. var. Evet. Dakikamız var. Evet. E, Sıkıntımız yok. E, bu şekilde e, bir yere varmaları çok zor. inanın Türker Bey. Ama CHP-FETÖ işbirliğini biz burada özellikle çok fazlaca e, dile getiriyoruz ve e... Şimdi parlamentoda CHP'nin olması lazım zaten. Tabii. Yani e, rahmetli Gazi Mustafa Kemal Atatürk kalksa, bunları görse o partiyi geri kapatır. Yani, Parti geri kapatır diyorsunuz. E, e, çizdiği yol bu yol değil ki. Altı ışın hangisini yapıyorlar? Altı Ok'un. Anda... Hadap'in dümen suyuna girmiş gidiyorlar kardeş. Türkiye'nin her yerinde böyle. HDP'nin dümen suyundalar. Yani oy devişirmek için kendi ülkeni ve istikbalini bir şey değişemezsiniz. Bu yanlıştır. Hem HDP ile olan işbirliği çok konuşuluyor hem de FETÖ ile olan işbirliği çok konuşuluyor. Bunların herhalde hiçbirisinin tesadüf olmadığını biz burada günlerce anlattık. 17-25 Aralık sürecinden önce başlayan e, bir yani, aynı mi? şekilde. Şimdi Proje, Proje partisi. Partisi'nin ben İyi e, Parti kastediyorsunuz. Ben proje partisi olarak adlandırılıyor. Ne derlerse desinler yerden itibaren ama e, Milliyetçi Hareket Partisi'nden oy alamazlar onlar. Bizim içimizdeki ülküdaşlarımız sonuçta sandığa gittiği zaman 3 yılı gördükleri anda götürür yine oylarını 3 hilale verirler. O çok konuştu yani, işte yani İYİ partinin MHP'den ne kadar alacağı. Veya parti yönetimine kızmış arkadaşlarımız var içinde. Bir sürü kıymetli değerli arkadaşlarım var benim. Ama hiçbir tanesi de son dakikada götürür, 3 lal oylarını verirler. Ben hepsine de keyfim O konuda da eminim. Malatya'daki tablo nedir? galiba Malatya'daki tablomuz çok iyi. Ee, en hazır parti bizdik zaten. Yıllardan beri ama oradan MHP milletvekili çıkaramıyor değil mi? 16 yıl, yani 99-2019 dersen 19 yıl etti. Uzun bir süre çıkaramadık, doğru. Hı hı. Ee, ama e, geçmiş siyasi kimliğimiz, Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli Bey'in halkın gönlünde han yapması ki bu han hala devam ediyor. Ee, biz Malatya'dan bu kez şeytanın bacağını kıracağız diyorum. Allah nasip ederse de mecliste temsil ve temsilciler göndereceğiz oraya. Hı hı. Şu anda kaç mekil var Malatya'da? Yani altı kaç milletvekili altı... var. 5 e, AK Parti alıyor. Bir CHP alıyor. Hı hı. İlk kez belki MHP'nin çıkarma ihtimali var diyorsunuz. Evet. Uzun bir bir veya sonra. iki de olabilir. İki, iki şu anda ben e, şey değilim ama 24 Haziran akşamı Malatyalı gereken cevabı verecek zaten. Peki şöyle oy tahminlerinizi bize söylerseniz. Şimdi sevgili anketler geliyordur, çalışmalar geliyordur. Neyi gösteriyor? Hem MHP'nin oy oranı merak ediliyor çok fazla. Hem Cumhur İttifakı'nın oy oranı merak ediliyor. Yani, i̇lk turda biter milliyet, mi? Millet ilk turda kesin biter. Yani hiç tereddüt bile etmiyorum. Az önce zikrettiğim gibi Türkiye'de yönetimi milliyetçiler, muhafazakarlar belirler nüfusun yüzde yetmişine sahip bir kesim var. Bunların partileri farklı farklı olsa da oy oranları hı hı. farklı olsa da sonucu belirleyecek olan bu topluluktur. Dolayısıyla ilk turda bu iş biter. Milliyetçi cephe, milliyetçi ve şura sahip milliyetçilerin oluşturacağı meclis çoğunluğu alır. Milliyetçi Hareket Partisi ve AK Parti hı hı. E, bu şekilde de devam eder ve uzun süreli de bir ittifak olur bu. Her ne kadar küçük, küçük ufak tefek sıkıntılar olsa da o ittifakı bozmaya güçleri yetmez çünkü iki liderin baş koyduğu bir dava var. O dava uğruna da bunu oynanan binlerce insan var.